Devam ediyoruz. Şimdi biraz yurttan haberlere bakacağız. Hakkari'nin merkeze bağlı Kavaklı köyünde çinko ve kurşun çıkarılan maden ocağı doğaya ve yaşam alanlarına zarar veriyor. İşte bu duruma tepki gösteren köylüler de 2007'den beri devam eden maden karşıtı faaliyetleriyle ilgili yeni bir eyleme başladılar. Nöbet başlattılar. Yeşil alanlar maden şirketleri tarafından tahrip edilmeye devam ediliyor. Yurttaşların talana karşı tepkisi artıyor. Bu kez Hakkari'nin merkeze bağlı Kavaklı köylüleri eylem başlattı. 2007 yılından bu yana çinko ve kurşun madeni çıkarmak için yapılan kazı çalışmaları Kavaklı köyü sınırlarında ağır çevre tahribatına yol açtı. Maden sahasının köye zarar verdiği gerekçesiyle başlatılan hukuki süreç devam ederken köylüler de nöbet başlattı. Köyümüzün mera alanlarında bulunan maden ocağı 18 yıldır çevreye ve köylülerin yaşam alanlarına ciddi zararlar vermektedir. Maden çalışmaları nedeniyle topraklarımız kirlendi ve verimliliğini kaybetti. Su kaynaklarımız zehirlendi ve içilmez hale geldi. Maden yetkilileriyle görüşüp şirketin faaliyetini durdurmasını isteyen köylülerin talepleri kabul edilmedi. Hava kirliliği arttı ve solunum problemlerine yol açtı. Hayvanlarımız, otlama alanları tahrip edildi. Köyümüzün doğal güzelliği bozuldu. Bu sorunlara rağmen maden çalışmaları durdurulmak yerine aralıksız devam etmektedir. Köylülerin maden ocağı önünde dönüşümlü nöbet eylemi devam ediyor. Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. Türkiye'nin dört bir yanı madenlerle talan ediliyor. İnsanların yaşam bölgeleri, yaşam alanları yok ediliyor. Suları zehirleniyor. Bakın Anadolu coğrafyasında birçok yerde bu binlerce maden ocağı açılan yerlerde patlatılan dinamitler, o maden ocaklarında kullanılan kimyasallar, bunların hepsi yeraltı sularına karışırken o bölgedeki köylülerin pek çoğunda artık temiz içme suyu bulunmuyor. Pek çok işte bu köylülerin yaptığı şikayetler de hasır altı ediliyor, yok ediliyor, onu söyleyeyim. Çok ciddi, çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Maden işletmesi adı altında özellikle bu altın madenleri Erzincan, İliç'te siyanürlü altın arama çalışmalarına karşı ne kadar bilgilenmiştik, ne kadar toplumsal hassasiyetimiz yükselmişti. Ne oldu? Hala maden ocakları çalışmaya devam ediyor. Evet, Erzincan, İliç durdu. 9 işçinin işte ikisi çıkartıldı, 7'sinin hala toprak altında, liçiyon altında olduğu bölgede. Belki bu nedenle faaliyetler durduruldu ama Türkiye'de hala bu vahşi altın araması, maden aramacılığı yapılmaya devam ediliyor. İnsan sağlığı hiçe sayılarak. Ne uğruna? Bu madenleri çıkartanlar Türkiye'nin topraklarından aldıkları madenin %80'ini, 90'ını, kimi iddialara göre %98'ini kârhanesine yazanlar. Ne bırakıyorlar geriye? Siyanür, ölüm ve yok edilmiş bir çevre. Ondan sonra yaşa yaşayabilirsen. İnsanlar yavaş yavaş bilinçleniyorlar ama bilinçleniyorlar. Eylem demişken bir de ODTÜ'lülerin eylemine bakalım. ODTÜ'lülerin bahar şenlikleri için bir kez daha üniversite yönetimiyle karşı karşıya. Yani nedense bir zihniyet var, bir anlayış var. Bir taraftan dönüyor size diyor ki biz özgürlük aşığıyız. Biz demokrasi aşığıyız. Hatta bu özgürlük ve demokrasi aşığı olmamızdan özgürlükleri daha da genişletmek için anayasanın değişmesini istiyoruz. Aa, ne kadar güzel diyorsunuz. Sonra bu özgürlük demokrasi aşıklarının uygulamalarına bakıyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki uygulamasına bakıyorsunuz. ODTÜ'deki uygulamasına bakıyorsunuz. 1 Mayıs için Taksim kararına bakıyorsunuz. Ne özgürlük var, ne demokrasi. Yersen. Şimdi ODTÜ'de bahar şenlikleri üniversite yönetimi tarafından engellenmek istendi, sınırlanmak istendi. Devrim Stadyumu şenliklere kapatıldı. Dolayısıyla bir kez daha öğrencilerle okul yönetimi arasında gerginlik var.
gelebileceğimizi göstermemize rağmen rektörlük devrim sahnesini istediğini defalarca belirten öğrencilerin isteklerini hiçe sayarak şenliğin devrim sahnesi olmadan 2 gün yapabileceğini belirtti. 37 yıllık öğrenci şenliklerini 2 günde sınırladılar. Gerekçe olarak da kampüs temizliği ve güvenliğini gösterdiler. ODTÜ öğrencileri o karara tepkili. Tıpkı Boğaziçi Üniversitesi gibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi de Türkiye'nin en köklü ve en başarılı üniversitelerinden biri. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektörlerle birlikte yaşananlar malum. Şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de yönetim baskısı var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gençlik şenlikleri bir gelenek. Tam 37 yıldır düzenleniyor. Şenliğin süresi 5 gündü. Üniversite yönetimi şenliklerin organizatörlüğünü üstlenen Uluslararası Gençlik Topluluğu'nun bilgisi dışında 2 güne düşürdü. Şenliklerin Devrim Stadyumu'nda yapılmasını da engelledi. Rektörlük gerekçe olarak kampüs temizliği ve güvenliğini gösterdi. Yapılan eylemler sonucunda rektörlük attığı yeni bir mail ile şenliğin 2 günden 3 güne çıkarıldığını ancak devrim sahnesi konusunda fikirlerinin değişmediğini belirtti. Öğrenciler önce sorunlarını meclise taşıdı. Ardından rektörlük binası önünde oturma eylemi düzenledi. ODTÜ'de geleneksel hale gelen üniversite bahar şenliklerini önce şirketlerin PR etkinliklerine dönüştüren, yavaş yavaş da ortadan kaldırmak isteyen bu anlayış 34 senedir büyük bir ısrarın ve emeğin ürünü olan ODTÜ Bahar Şenliklerine de gözünü dikmiş durumda. Oturma eylemine bir destekte Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Ümit Erol'dan geldi. Gençlik olarak arkadaşlar seslerini daha gür duyurmak istediler. Biz de buraya İl Başkanımız Ümit Erkol'la birlikte geldik. Ankara Milletvekilimiz Semra Dinçer'de bir aracımızın içeri alınması ile ilgili şu anda destek sağlıyor. Gençlerle konuşan CHP'li başkan sorunun çözülmesi için rektör Verşan Kökten'den randevu talep edeceklerini açıkladı. Az önce Özgür Özel'in Almancasıyla Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı'nın Arapçasını karşılaştırmıştık ya. İşte eğitimini hale getirdiğini vurgulamıştık oradan. Üniversitelerle de bir sorunu var bu iktidarın. Nitelikli üniversiteleri niteliksiz hale getirmek için elinden geleni yapıyor. En çarpıcı örneklerinden biri